Evet arkadaşlar, şimdi biz ahı üzümümüzü geliştirmeye başlayalım. Onun için ben burada CSS ve JavaScript dosyalarımızın içerisine geleceğim bir klasör oluşturacağım. Burada public isminde bir klasör oluşturacağım. Bunun altında da styles ve scripts isminde iki tane dosyam olsun. Ve burada ilk önce ben style scss dosyamı oluşturacağım. Ve burada şu paketi kullanarak şuradan açıp large size compiler paketini kullanarak arkadaşlar burada bizim style scss'ten kodlarımızı css dosyasına derleyeceğiz. Burada ben bu paketi indirdim. İndirdikten sonra burada watch ses isminde bir buton gelecek. Ve butona bastığımız zaman bizim için burada bir style css dosyası oluştu gördüğünüz gibi. Ve biz burada bu public yoğunu app.js'te de belirtelim. Burada ben şöyle app 100 deyip yani statik bir yol belirteceğim burada. Express static deyip burada public dosyasını belirteceğim. Yani burada biz bir dosya aradığımız zaman bu varsayılan olarak direkt public dosyasının içerisine bakacak. Burada bir şimdi CSS dosyasını oluşturduk. Buradan styles dedim ve scss dosyasına gidelim ve biz buraya geldik gördüğünüz gibi. Burada biz public yazmadık çünkü biz zaten bu ismi varsayılan olarak belirttik ve böyle yazınca yine bu public'in altında yine public dosyası aradı ve böyle bir dosya bulunamadı diye bizi uyarmış oldu. Evet, şimdi biz bir de burada main handlebars'a gelip bu dosyamızı yoğunu verelim. Styles klasörü altından scss dosyamızın main handlebars altında verdim ve o da buraya gelmiş oldum. Ve şimdi de burada her sayfa içerisinde özel kullanacağım siteler ve dosyalar olabileceği için burada section mantığını ekleyeceğim arkadaşlar. Burada Express Handlebar Section paketini de uygulamamıza dahil edelim. Burada terminale gelip Express Handlebar Section'ı buraya ekledim. Yani mesela bizim sadece home sayfasına özel sitelerimiz mi var? Biz bunu sadece home sayfasında göreceğiz. Yani diğer sayfalarımızda bu site dosyasını görmeyeceğiz. Burada da kullanımına baktığımız zaman burada Express Handlebar Section'ı arkadaşlar ilk önce dahil ediyoruz. Daha sonrasında burada Handlebars'ı eklediğimiz alanda burada engine olarak eklediğimiz yerde section altında Express Handlebar Section'a geçiyoruz. Burada şöyle ekledim ve fakat burada direkt bu section yani direkt bu şekilde değil de bunu hyperlinks'in altında vereceğiz. Yani burada hyperlinks istedim ve daha sonrasında section'ı buraya verdim. Ben bunu ilk buraya yaptığımda hata aldım. Daha sonrasında burada Stack Overflow'da bu şekilde bir örnek gördüm. Hyperlinks altında tanımladıktan sonra herhangi bir problem olmadı. Ve bunun kullanımına baktığımız zaman da burada gördüğünüz gibi bir section oluşturmuş header isminde. Biz de mesela burada header isminde değil de yukarıda main header varsa head'in altında section styles isminde bunda alt çizgiyle section styles isminde bir dosya oluşturalım. Bir de script'ler isminde burada section script isminde bir alan oluşturalım.
Ve daha sonrasında burada biz bu section'a ekleme yapmak için burada section'ımızın adını ve buraya gelecek elemanlarımızı veya link vereceksek script veya link buraya geçeceğiz. Burada denemek için şimdi ben main handler baştan bunu bir kaldırayım. Ve şu anda bizim buradan gitti gördüğünüz gibi. Tekrardan ben home handler başta gireyim. Burada ben section deyip stars'ı seçeceğim. Ve daha sonrasında bu section'ı kapatıyorum. Ve burada link olarak bunu geçtim. Bizim site dosyamızı. Fakat bu dosyamız bizim varsayılan site dosyamız olacak. Her sayfada bizimle gelecek. Evet, burada bir section'ı sections olarak değiştiriyorum arkadaşlar tekrardan. Ve şimdi tekrar baktığımız zaman bu sefer bizim bu dosyamız buraya gelmiş oldu. Fakat ben tekrardan bu site dosyamı buradan alacağım. Çünkü bu bizim kullanacağımız ana site dosyamız olacak. O yüzden main handler barsının altına direkt ekliyorum.